Şimdi ben zaten bilmeyenler için söylüyorum, bilenler biliyor. Yıllarca yani 8 yıla yakın bir süre, 8 yıla aşkın bir süre hatta Ankara'da sokakta müzik yaptım. Santur diye bir çalgı çalıyorum, santuru çaldım. Bu 8 yıl süre zarfında ilk 2 yıl hariç diğer 6 yıl Ankara'nın eski tarihi Ankara evlerinin olduğu bir yer olan Hamamönü diye bir yer var. Bütün Ramazan boyunca her akşam teravih namazından sonra 10.30 gibi başlayıp 12'ye hatta 1'e kadar müzik yaptığım zamanlar geliyor aklıma. Sokak ve Ramazan denince. Benim için hayatımdaki en güzel zamanlardan birisidir. Çünkü Ramazan'da biz repertuarımızı da hani bazen türkü çalıyorduk. İşte bazen herkesin bildiği enstrümantal ezgiler çalıyorduk ama Ramazan'daki repertuarımızı tamamen değiştiriyorduk. Daha çok herkesin bildiği ilahileri, özellikle Yunus Emre'nin ilahilerine yöneliyorduk. Bir de kendi yaptığım Yunus Emre'den, işte Niyazi Mısri Hazretleri'nden yaptığımız besteleri çalıyordum. Oradaki Taceddin Dergahı'nın olduğu bir yer zaten Hamamönü. O manevi hava ve insanlarla bütünleşmemiz bizi çok mutlu ederdi. İnsanların müziğimize karşı, işte santurumuzun kılıfına bozuk para bırakması bizim için mutlu edici bir şeydi. Hatta o zamanlar sokakta müzik saatimiz bitince biraz da arkadaşlarla oturup işte bizi dinlemeye gelen ya da yakın dostlarımdan bazen dinleyicilerle bazen halktan insanlarla işte saat 2'ye kadar oturuyorduk. Sonra yürüyerek Mamak'ta oturuyordum. Mamak'a yürüyerek gidip oradaki evimin Demirli Bahçe mahallesindeki evimin olduğu fırında pidemi alıp sahur yapardım ve benim için en unutulmaz anlardan biri Ramazan'ın benim için şeyi, simgesi, sokak ve şey deyince Hamamönü akşamlarıdır. Benim diğer insanların oruçla ilgili ya da oruç tutan insanların bizi dinlemesiyle ilgili bir şeyim hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmadı. Ben kendi yaşadığım hissiyatımı, kendi yaşadığım duygularımı anlatmak isterim bu yüzden. O benim için bambaşka bir şey. Yani siz müzik yapıyorsunuz iftar öncesi ve ilahi söylüyorsunuz. Allah dostlarının, Allah aşıklarının şiirlerini sazınızla seslendiriyorsunuz. O sırada işte ezan okunmaya az kaldığı zaman bitirip yürümeye devam ediyorsunuz. Ve iftar saati gelince de bambaşka bir huzurlu saat oluyor. Çünkü ya bunu oruç tutmak da önemli değil bu şey için, bunu anlamak için. Bunu anlamak için böyle o zamanı, o anı, o demi yaşamak bile yeterlidir diye düşünüyorum. Hatta böyle bazen sokakta iftar öncesi, özellikle Tunalı'da iftar öncesi çaldığım zaman bazı insanlar yanımıza gelip böyle gözleri dolarak bizimle muhabbet etmeye çalışan, işte ya bu ne kadar güzel bir müzik, işte bu enstrümanın adı nedir, sazımız çok ilginç olduğu için Orçun diye bir dostum vardı, bendir çalardı bizimle. Bazen neyzen bir arkadaşımız bize katılırdı. Ya ben eminim o Ramazan ayında olmasa o hislerin yarısını hisseder diye düşünüyorum. Ama Ramazan ayı olduğu için onu daha da bir yoğun bir duyguyla gözlerinin içine bakarak zaten anlıyordum. Başlangıç seviyesinde bir şeker hastasıyım. Ramazan ayında zorlanan birisiyim. Bu yüzden hiç unutamadığım anlardan birisi şudur. İzmir Aliağa'da Ramazan ayında iftarda eşimle birlikte sahne aldık. Oruç tutup sonra Bursa'ya gelip Bursa'da Seyit Usul Dergahı'nda akşamına konser yapacaktık. Orada da iftar yapacaktık. Ben de o gece otelde eşimle sahura kalkamadık, uyuyakaldık. Sahursuz oruç tuttuk ve otobüse binip Bursa'ya gittik. Bursa İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Profesör Doktor Mustafa Kara Hoca Şeyh Galip Hüsnü Aşkı'nı anlatacak ve ben de Hüsnü Aşk'tan yaptığım besteleri Seyit Usul Dergahı'nda çalacaktım. Sonra zaten dedim işte Bursa'da İskender meşhur, otobüste şey diyorum, çok güzel bir iftar yaparız. İşte Mustafa Kara Hoca var, koskoca profesör, müthiş bir iftar olacak falan diye düşünürken Seyit Usul Dergahı'na geldik. 2 saat sonra iftar vakti geldi. Sonra Mustafa Kara Hoca sofrada, hiç unutmuyorum, böyle yarım kase çorba, bir parça ekmek, ondan sonra 2 tane zeytin, 1 hurma. Ben herhalde dedim bu başlangıç için atıştırmalık şeyler falan diye. Onu yedikten sonra anladım ki bizim iftar yemeğimiz oymuş. Tabii ben de şey yapamadım. Ya dedim biz dedim sahursuz oruç tuttuk geldik buraya. Zaten dedim böyle şekerde bir yandan kafam patlamış, ayaklarımın altı böyle yanıyor falan.
Biz dedi Sedat Bey dedi senin için özel bu iftarı hazırladık. Bu Bursa'da Mustafa Kara Hoca'nın 40 yıldır böyle bir gün normal iftar, bir gün derviş iftarı dedikleri bu iftar. Derviş iftarı yapmışım. İşte azıcık yarım kase çorba, bir parça ekmek, iki zeytin, bir hurma. 40 yıl boyunca Mustafa Kara Hoca ve kendi dostları bu iftarı yapmışlar. İşte benim anlatmak istediğim şey de bu. Gerçekten çok aç olmama rağmen o hocamızın bu şeyin yani asıl şey bu. Ramazan'ın kıymetini sen böyle anlarsın. Sedat Bey dedi bana Mustafa Hoca. Ki gerçekten de anladım ve hayatımda Ramazan'la ilgili çocukluğum dışında unutamadığım en ilginç anılardan birisidir.